Nasıl? Efso değil mi? Bak ama bundan sonrakini sen hazırlayacaksın. Söyleyeyim onu baştan. Şişt, biliyor musun? Yiğit'le ilgili verdiğim karar o kadar doğru bir kararmış ki biliyor musun? O kadar huzurluydum ki. Yani hayatı akışına bırakmak gerekiyor ya. Anlatabiliyor muyum? Fazla kasmamak lazım yani. Orada sepette buldum giydim. Yo yo ondan değil. Bak bir şey söyleyeceğim yoksa Meriç'in mi? Bak Meriç'inse çıkarım valla. Meriç'in mi? Doğru söyle bir şey söyle. Yok Zuzu yok Meriç'in değil. Benim şimdi çıkmam lazım. Aa, olur mu öyle şey ya? Ayıptır ben bunları bu kadar hazırlamışım. Dil peynirlerini tek tek ayırmışım. Portakal suyu sıkmışım, posasını ayırmışım. İnsan biraz yer ya bir lokma bir şey hadi ya. Zuzucuğum beni erken beklerler. Bunu sonra telafi ederim tamam? Görüşürüz. Bu telafi olacak bir şey mi? Bunun telafisi yok hayatta. Bir şeyi çok seviyorsam sahip olmalı. Yalnız İrem'cim yeni mi aldın? Evet yeni. Zuzu çıkmam lazım. İyi madem hadi. Alo nasılsın? Ben pek iyi değilim sanırım. Buluşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Hello Kuntakinteler. Hepinizin negatif elektriğini alacak çok süper çaylar yaptım. Şanslı kim? Evet. Yemek molası. Bugün çok iyi çalıştınız. Bendensiniz. Hadi. Aa. Yemek yemekten daha iyi ne olabilir? Ne olabilir? Bedava yemek. Gazi. Efendim Neşek Hanım? Bugün sen de bizle yemeğe gelsene. Dünkü yazı çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ederim. Ay Gazi ben de okudum. Helal olsun vallahi. Gerçek bir süper kahramansın. Estağfurullah ya. Süper kahraman kim biz kim yani. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Yani. Ben teklifinizi düşündüm. Kararım evet. Ben sizinle her yere gelirim. Tamam. Hadi. Yiğit Bey, o gelmiyor mu? Robot o robot. Benim bildiğim robotlar yemek yemez ama... istiyorsanız getirin, şarja takarız. Fikrimi değiştirmeden beni takip edin. Ne yapalım? Aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Ya da bana mı gitsin? Saçma sapan konuşma istersen Meriç. Basketbol mu oynasak? Ya gidip spor kıyafetlerimizi alıp döneriz. Şuradaki sahada çocuklar oynuyor ya. Hı hı. Takım da kuralım. Turnuvalara katılırız. Ne dersin? Ya ne diyorsun İrem ya? Ya çakacağım yomuz. Ondan sonra yerle bir olacaksın. Bir de uğraş dur onunla. Ne kadar yüzeysel bir adamsın Meriç'e. Bazen hakikaten şaşırıyorum sana. Şaka yapıyorum ya. Hemen alınma. Ya birlikte müzik dinlemek, ne bileyim ailelerimizden bahsetmek, çocuklarla oynamak. Bu duygular sende yok mu hiç? İrem yine hangi dünyalara gittin güzelim ya? Ya bak kafanda kuruyorsun kuruyorsun. Ondan sonra gelip bana patlıyorsun. Ya müzik mi dinlemek istiyorsun? Al. Bu mu ya? Ufalana ufalana kaç kuşak eridi ki bu yollarda kimin
kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet satıyorsun bu lazım. Nasıl yani? Nereye? İrem. Kusura bakma. Eh be, ne halin var sürüyor? İnsan bir özür diler ya, bir açıklama yapar. Aa, işim vardı ya. Ne işin vardı? Söyle o zaman. Aa, Allah Allah. Özel ya. Söyleyeyim. Cemal, hayatında başka biri mi var? Kim başka biri? Kimden başka biri? Yok, kaçamazsın. Konuşulacak bunlar hep, konuşulacak. Yiğit ne yiyor acaba şimdi? Arkadaşı falan da yok. Yalnız hep. Yazık. Neşe Hanımcığım. Ben hayat hikayemi bütün çıplaklığıyla anlatmadım size. Ne çıplak deyince niye hemen gülüyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Şimdi Neşe Hanımcığım, ben evin en büyük çocuğuyum. Ben haliyle evlenmem lazım. Ya şöyle, ben evlenemezsem kardeşlerim evlenemiyor. Bizde öyle bir adet var. Öyle olunca garip kardeşlerim öyle yapayalnız kaldılar. Çok zor durumdayım Neşe Hanım. Ya ne gülüyorsunuz arkadaşım? Ne gülüyorsunuz ya? Benimle uğraşacağınıza size bir dedikodu vereyim de onunla uğraşın. Kızlar. Ben iki gün önce Yiğit Bey'i sevgilisiyle gördüm. Hem vallahi hem billah. Yemin ediyorum ya. Kalıbımı basarım ya. Çok güzeldi, taş gibiydi. Abi nereden belli hemen sevgilisi oldu? Belki değildir, başka bir şeydir. Ya Tunacığım, benim radarlarım yanılmaz. Vallahi diyorum ya, ben anlarım bu işlerden ya. Kesin sevgilisiydi ya. Bakın buraya yazıyorum. Neredelerdi? Neredelerdi? Beraber spor yapıyorlardı, spor. Kız da manken gibiydi. Ben böyle kız görmedim. Ben bu yaşıma geldim. Ben böyle kız görmedim. Vallahi böyle kız görmedim. Alabilir miyim?
Alo. Alo Zuzu. Deniz, iyi misin sen? Ben bir haber aldım. Ne oldu, yoksa kötü bir şey mi var? Kötü bir şey değil yani ama... Yiğit'in sevgilisi varmış. Ne? Nasıl sevgilisi varmış? Kimmiş? Bilmiyorum. Şirkettekiler görmüşler. Spor çıkışı yanında bir kız varmış işte. 2 gün önce. Peki, yani adı sanı belli miymiş bunun? Adını sanını bilmem de. İşte manken gibiymiş güya, manken gibi kızmış. Bilmiyorum ya. Neden böyle oldum bilmiyorum. Neden aradım seni? Yani... Biraz kafama taktım herhalde. Gerçek gerek yok. Yıllar geçti aradan. Ne bileyim, bugün böyle güzel bir gün olsun diye çıkmıştım. Duyunca etkilendim herhalde, tokat gibi. Öyle bir kaldım. Ya zaten Yiğit kim, ben kim ya? Deniz, hayır sakın böyle konuşma. Üzülmeni istemiyorum ben seni, tamam mı? Bak, akşam geldiğimde konuşuruz. Yani istersen, eğer istemezsen sonsuza kadar kapatırız bu meseleyi. Yeter ki şunu bil, ben seni çok seviyorum ve her zaman senin yanındayım, tamam mı? Tamam. Sen bana iyi geliyorsun. İrem, sen bana çok iyi geliyorsun. Sen bana nasıl iyi geliyorsun acaba? Zuzu gücü. Zuzu gücü? Ben nasıl unuturum Zuzu gücünü? Çok ayıp bana. Biz çok güçlüyüz. Biz Zuzu'yuz. Teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi ben yemeğe dönüyorum. Seni ararım belki. Öptüm, tamam mı? Hadi bay bay. Tamam canım, öp. Üzerimde böyle bir kızlar bakıyor, herkes bakıyor, böyle bir hoşlanıyor herkes falan. Ben de sahilde yüzmeye gidiyorum Neşe Hanım. Neyse, Allah sizi inandırsın, çok da iyi yüzüyorum ben. Ben bir yüzüyorum, herkes bana bakıyor. Çok böyle şaşırtıcı. Kız da manken gibiydi ha. Sonra... Bu, nerede kalmıştım ben? Kız manken gibi diyordum Yiğit Bey. Sevdiğin acı veriyorsa bırakmasını da bileceksin. Efendim Deniz? Alo Yiğit. Çok vaktini almayacağım. Akşam müsait misin diye soracaktım. Müsaitim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım o zaman. Görüşürüz. Bence o kadar kafana takma. Sonuçta sevgilisi falan yoktur yani. Kim ne yapsın orada? O ne? Hı? Yemek. Cemo, bir dakika. Ya neredeydin? Aa. Kimleydin? Ya dün beni niye ektin? Kime diyorum ya? Cemo! Buket. Merhaba Yiğit Bey. Dün Cemal Bey'e bir iş verdim. Büyük ihtimalle onunla uğraştı bütün gece. Aa, öyle mi? Hay Allah, niye bunu söylemedi ki, değil mi? Neyse, unutmadan. Bu şirkette işleri ben veririm Buket. Ya da Neşe Hanım, sen değil. Bir daha stajyere işlerini yaptırdığını görür ya da duyarsam... ...kendine yeni bir iş aramaya başlarsın. Umarım anlatabildim kendimi.
zaman başında olsun. Hep bunlar acele malında olsun tabii. Sakin olun, ben yaparım. Ben hallederim. Lütfen, lütfen. Lütfen yaşanın. Gerçekten mi? Hı-hı. Deniz, şu an benim günümü kurtarıyorsun. Çok teşekkür ederim sana. Gerçekten. Stajyer. Sen hayır kurumu falan mı işletiyorsun? Neden herkesin işini sen yapıyorsun? Hı? Bana bak, o elle hiçbir yere dokunmam. Kalk git yeni bir yara bandı tak. Hadi. Tamam. Hadi. Ne bakıyorsun ya? Sen yara bandın nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Gel. Gel. Gel benimle, gel. Gel içeri. Kaç zamandır buradasın, neyin nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Hüseyin'in bildiğin tek bir şey yok. Yara bandı burada işte. Al. Ya ver şunu, ver. Ver. Bak, bunu böyle iki tarafından tutacaksın, açıp yapıştıracaksın. Bu kadar kolay. Hayır, bunun nesi bu kadar zor da sen yapamıyorsun, ben anlamıyorum ki. Ya birbirine yapıştıracaksın, ver. Ver. Yara bandı kullanırken sen neden ağzına aldın bunu? Hı? Bekle. Önce sen bir kendinle ilgilen, sonra başkalarına da yardım edersin. Duydun beni? He. Duyuyor mu, seviyor mu belli değil ya. Sandviç için de bir şey değil. Allah'ım ya. Of, Meriç, 40 yılın başı yardım istiyorum senden. Ne yani, bu kadar zor mu ya? Ay tamam, kapat Meriç, kapat. İstemiyorum bir şey. Kapat. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ay yok. Teşekkür ederim. Tuna. Yok, sağ ol. Tuna. Bu akşamlık nişanlım olur musun?
tropikal iklimde miyiz? Ne oluyoruz ya? Thank you.
sen şemsiyen olacağım, tamam mı? Üşüyeceksiniz böyle, hasta olacaksınız. Yok. Sen git artık. Ben gidemem, sizi böyle bırakamam. Ben götüreceğim sizi. Git diyorum sana. Evime gidip dinleneceğim, bir şeyim yok. Sen de işine bak. Rica ediyorum. Kabul etmiyorum. Bu şekilde araba kullanamazsınız. Tamam, gideceğim. Şirketi arıyorum o zaman. Şoför çağıracağım, tamam mı? Bir şey diyeceğim. Mesela gelip buraya otursan, tamam, çünkü hani biz nişanlı gibi şey yapacağız ya. Hani daha yakın olan, daha etkili olmaz mı sence? Mizansen verme Tuna. Yok anlamadın. Sen gel otur, istediğini yap sonra. Tamam. Çok teşekkürler şoför bey. Lütfen dikkat edin. Rica ederim Deniz Hanım. Yiğit bey, iyi olacaksınız. Ben Deniz. Yiğit bey çok üşüttü. Lütfen dikkat edin. Bir de arabayı iyice ısıtır mısınız? Tamam. Çok teşekkürler. Alo. Yiğit, neredesin? Merhabalar, Yiğit Bey yanımda şu an. Ben derginin şoförüyüm de. Kendisi biraz rahatsızlandı, eve götürüyorum şimdi onu. Ne? Rahatsızlandın mı? Tuna. Hı. Benim hemen gitmem lazım, kusura bakma. Nereye? Ya çok acil bir işim çıktı, sonra anlatırım, affedersin. Gömlek giydik o kadar. Neyse, şerefine şelf. Hesabınız. Teşekkürler. Hesap bize kaçtı? 2 tane kahvedir ama bu ya. Kurabiye değmedim ki. Afiyet olsun. Thank you.
acaba gerçekten yaptım mı? Deniz. Deniz. Peki niye öyle yaptı ki o zaman? O haldeyken hem de. Gerçekten tanıdın mı beni? İyi midir acaba ya? İlaçlarını almış mıdır? Yiğit, iyi misin? Deniz. Hay Allah. Gel. Gel hadi gel. Şuraya yatıralım seni. Yine beni kurtarmaya mı geldin? Sana böyle. İyiyim. Merak etme. Sakin. Yiğit Bey. Merhaba. Bu ilaçları sizin için getirdim. Özür dilerim. Seni beklettim. Gelemedim. Sen bana bir şey diyecektin. Değil mi? Ne diyecektin? Söyleyemiyorum. Seninle baş başa kalınca söyleyemiyorum işte. Sana bu kadar yakınken uzaklaşmak istemiyorum. Yok yani buluşalım, laflarız, yemek yeriz diye çağırmıştım sadece. Neyse ben sana bir çorba yapayım. Mutfak nerede? Çorba. Orada. İlaçlar umarım iyi gelir. Hepsi kullandığım ilaçlar. Yani ben ne diyorum? Ben ne diyorum ya? Yiğit, muskat var mı?